Milattan önce 1500 yıllarında yazıldığı düşünülen ve Mısır'da bulunan bir yazma Ebers tıp papürüsü, içerisinde bulunan yaklaşık 700 adet reçete ile eski Mısır'a ait tıp bilgileri içeren en eski ve en önemli eserlerden bir tanesidir. Ebers papürüslerinde ismi konmadan aşırı idrar yapmakla kendini gösteren bir hastalık olarak tanımlanmış olan bir rahatsızlık, milattan sonra 200 yıllarında, yani yaklaşık olarak 1500 yılı sonra Kapadokyalı Aretus, Diabetes mellitus ismini verdiği hastalıkla benzerlik göstermekteydi. Ya da halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı. Antik Mısır'da bahsi geçen bu hastalığa tedavi olarak 4 gün süreyle kuş yuvasından alınmış bir ölçek suya bir tutam mürver, biraz taze süt, asit bitkisinin lifleri, yeşil hurma, salatalık çiçeği ve biraz da bira özü katılarak oluşturulan bir çeşit sıvı tedavisi önerilmişse de 3500 yıldan beri bilinen şeker hastalığının herhangi bir etkili tedavisi bulunmamaktaydı. Ta ki 1921 yılında Toronto Üniversitesi'nde bulunan araştırmacılar Charles Herbert Best, Frederick Grant Bunting, John James Richard MacLeod ve James Bertram Collip isimli bilim adamları bir köpeğin pankreasından üretilmiş olan özütü elde etmesine ve nihayet bunu 11 Ocak 1922'de 14 yaşında bir şeker hastası olan Leonard Thompson'a ilk defa enjekte etmelerine kadar. Bir ilaç firmasının da gayretleriyle bol miktarda üretmeyi başardıkları insülin özütü artık 1922 yılının Aralık aylarına gelindiğinde eczanelerde rahatça bulmak mümkündü. Araştırmacılar bu buluşlarına insülin adını verdiler ve 3500 yıldır bilinmesine rağmen tedavi edilemeyen şeker hastalığından dolayı ölme riski bulunan insanlar için yeni bir başlangıç olacaktı. Ancak bu başlangıç sizlere birazdan anlatacağım hikayenin kahramanı olan Ömer Seyfettin için zaten çok geçti. 36 yaşında çok genç bir yaşta şeker hastalığından dolayı aramızdan ayrıldı edebiyatımızdaki Türkçülük akımının kurucularından ve en büyük savunucularından olan Ömer Seyfettin. Kendisinin bir ay sonra açılacak olan Millet Meclisi'ni bile göremeden, Atatürk'ün Türkçe'de yaptığı devrimleri bilemeden 6 Mart 1920 tarihindeki bu genç yaştaki ölümü çok üzüm verici bir olaydır. Bir süredir ortalıkta Ömer Seyfettin'in vefatıyla ilgili bazı haber ve yazılar yazıldığını ve videolar yapıldığını görüyorum. Bunları şimdi burada koyup sırayla tenkit etmek istemem ama internet üzerinde çok basit bir arama yaparak hemen kolayca bulabilirsiniz. Hatta bugün artık pek çok insanın sorgulamadan ansiklopedi yerine kullandığı Wikipedia sitesindeki Ömer Seyfettin maddesinde yazılı olan Ömer Seyfettin'in ölümü kısmına bakacak olursanız şöyle bir iddiada bulunduğunu göreceksiniz. Hastanede kimsenin ziyaret etmemesi ve cenazesine sahip çıkılmaması nedeniyle kimsesiz olduğu düşünülen Ömer Seyfettin'in naaşı tıp fakültesi öğrencilerinin dersinde kadavra olarak kullanıldı. Naaşının kadavra olarak kullanıldığı fotoğraf bir gazetedeki tıp haberinde yayınlanınca Ömer Seyfettin'i tanıyanlar hastaneye gitti. Fakat Seyfettin'in başının gövdesinden ayrıldığı anlaşıldı. İngilizce spoiler olan bir bilgiyi vakti gelmeden açık etmek deyişi gibi bu yazılardan neyin doğru neyin yanlış olduğuna geçmeden evvel büyük bir öykücü ve yazar olan Ömer Seyfettin'in hayat hikayesine bakarak onu kısaca tanıyalım. 1884 yılının 28 Şubat Çarşamba günü Gönen kasabasında dünyaya gelen Ömer Seyfettin, çocukluğunun geçtiği günleri Doğduğum Yer adlı şiirinde, Ant, Kaşağı ve İlk Namaz adlı öykülerinde canlı bir biçimde anlatmıştır. İlkokulu bitirmeden Gönen'den ayrılan ve babasıyla Ayancık'a giden Ömer Seyfettin, bir süre sonra da annesiyle İstanbul'a gelir ve Aksaray Yusufpaşa yokuşundaki yeni usule göre öğretim yapan bir okul olan Mektebi Osmani isimli özel okula başlar. Yazarımız bu okuldaki yaşamını da Açık Hava Mektebi adlı öyküsünde dile getirecektir. Oradan Eyüp'teki Baytar Rüştiyesi'ne yatılı olarak nakledilir. Ömer Seyfettin'in vefatına kadar dost kalacağı Aka Gündüz'le tanışması burada olacaktır. Ömer Seyfettin'deki edebiyat merakının bu okuldayken başladığı bilinir. Daha sonra Aka Gündüz'le birlikte gideceği Edirne Askeri İdaresi'ni bitiren Ömer Seyfettin, ilk basılı metni olan Yağd adlı şiirinde bu okuldan çıktığı yıl olan 1900'de Mecmua-i Edebiye dergisinde yayınlayacaktır. 1900 yılında İstanbul'a dönen ve Mektebi Harbiye'ye giren Ömer Seyfettin buradan 22 Ağustos 1903 günü mezun olur. Piyade üsteğmen olarak Selanik'e, oradan Kuşadası'na, ardından da İzmir'e atanır. 1908 sonlarında Selanik'te ve Manastır'da eşkıya takiminde bulunacak ve yeni tanışıp dost olduğu Ziya Gökalp aracılığıyla tazminatını ödeyerek ordudan ayrılıp Selanik'e dönecektir ancak Balkan Savaşı'nın çıkmasıyla tekrar orduya geri çağrılır Ömer Seyfettin. 31 Mart gerici ayaklanmasında hareket ordusu ile Selanik'ten İstanbul'a gelenler arasında o dönem Rumeli'de bir zabit olan Ömer Seyfettin de vardır.
1912 yılında Yunanlılara esir düşecek, bir yıl kadar Atina civarındaki bir kasabada tutsaklar kampında kalacaktır. 15 Kasım 1913'te ise esaretten kurtularak İstanbul'a dönecek olan Ömer Seyfettin ikinci kez askerlikten ayrılarak kendini tümüyle öğretmenliğe ve yazı hayatına verir. Türk Sözü dergisinde başyazarlık, Kabataş Sultanesi'nde öğretmenlik yapmaya başlar. 1915 yılında Doktor Besim Yeten Bey'in kızı Calibe Hanım'la evlenir. 1915 ile 1916 yılları arasında hiçbir öykü yayınlamayan Seyfettin'in 22 Aralık 1917 tarihinde kızı Fahire Güner dünyaya gelir. Evliliği pek mutlu gitmemiş olacak ki 1918'de eşinden ayrılır. Bu süre zarfında Kalamış'ta bulunan Cavit Paşa'ya ait olan Münferit Yalı'da yaşamaya başlayan Ömer Seyfettin birçok dergi ve gazetede yazmakta ve yazarlık hayatının en verimli günlerini yaşamaktadır. 1908-1914 yılları arasında 27 hikaye yazabilmiş olan Ömer Seyfettin son 3 yılında 91 hikaye yazma başarısını göstermiştir. Bu süre zarfında yaşadığı Münferit Yalı'da pek çok yazar arkadaşını da misafir eder. Mehmet Emin Yurdakul, Yakup Cemil, Ali Canip Yöntem, Yusuf Ziya Ortaç ve niceleri. Bu kadar ansiklopedik bilgiyi zaten kolayca bulabileceğiniz için artık lafı asıl anlatmak istediğim konuya getirmek istiyorum. Wikipedia'da geçen kısmı videonun başında sizlere göstermiştim. Gelelim Ömer Seyfettin'in vefatına ve internette dolaşan doğru olmayan bilgilere. 23 Şubat 1920 günü Ali Canib'in evine giden Ömer Seyfettin burada rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyler. Kendisinin teşhisi sıtma olsa da ertesi güne gidip gördüğü doktor Hakkı Bey hastalığı için nevralji teşhisini koymuş ve buna göre ilaç vermişti. Birkaç gün içerisinde baş ağrısından kurtulan Ömer Seyfettin bu sefer de sürekli olarak ellerini ve parmaklarını ovuşturduğu fark ediliyor. 28 Şubat'ta bir başka doktora görünen Ömer Seyfettin'e bu sefer nevralji ile romatizma teşhisi konur. İlerleyen günlerde ateşi 38,5 dereceyi görüyor, uykusuzluk çekiyor. 4 Mart tarihinde durum düzelmeyince Haydarpaşa Hastanesi'ne kaldırılır Ömer Seyfettin. 5 Mart'ta arkadaşlarından diş hekimi Şevki Bey ve Cafer Bey Ömer Seyfettin'i ziyarete hastaneye giderler. 6 Mart Cumartesi günü sabahtan hastaneye giden Ali Canip Ömer Seyfettin'i hiç iyi görmez. Burun delikleri kararmış, ter içerisinde yatıyordu Seyfettin. Kendisine seslenildiğinde sadece Canip deyip tekrar gözlerini kapatır. Ali Canip de hastaneden ayrılır ve evin yolunu tutar. Yolda deniz kenarında hizmetçiye rast geldiğinde ise hizmetçisi tıbbiyeden kendisine telefon ettiklerini söyler. Koşarak komşusunun evine doğru yol alan Ali Canip kıyamet gibi bir ortamda arkadaşı Ömer Seyfettin'in vefat haberini almıştır. Ömer Seyfettin saat 13.30 sıralarında Haydarpaşa Tıp Fakültesi Akil Muhtar Kliniği'nde yaşama veda etmiştir. O zamanlar idrarı tatmak suretiyle yapılan şeker hastalığı teşhisi eskiden beridir yapılan bir şey olmasına rağmen videonun başında anlattığım gibi şeker hastalığının tedavisi o yıllarda mümkün değildi. Kaldı ki Ömer Seyfettin'in hastalığı için doktorlar sürekli yanlış teşhis koymuşlar. Nevralciden sonra beyin romatizması, sonra verem ve ensefalit letarjik yani uyku hastalığı denilmiş ama hiçbirisinin doğru olmadığı ancak kendisine yapılan otopsiden sonra anlaşılabilmişti. Dahası doktorlar bu şeker hastasına son anına kadar mandalina ve portakal vermekten vazgeçmemişler, hastalığın daha da ilerlemesine yol açmışlardır. Hastanede kimsenin ziyaret etmemesi ve cenazesine sahip çıkılmaması nedeniyle kimsesiz olduğu düşünülen Ömer Seyfettin'in naaşı tıp fakültesi öğrencilerinin dersinde kadavra olarak kullanıldı mı? Tahir Alangu'nun kaleme aldığı Ömer Seyfettin isimli kitabında Ali Canib'in tuttuğu notlardan son günlerini aktardığımız yazarın bu soruya cevap olabileceği kısmı şu şekilde. Son günlerinde yanında ancak ablası bulunuyordu. Babası ise daha önce ölmüştü. Bundan dolayıdır ki Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılan otopsisinde ancak öğrenciler ve asistanlar bulundular. Yani Ömer Seyfettin'in hastanede olduğu sırada ablası Güzide Hanım onun yanındadır ama başka da kimsesi yoktur. Cesedin fakülte öğrencilerinin dersinde kadavra olarak kullanılması gibi bir durum söz konusu değil. Ölüm sebebinin anlaşılması için kendisine bir otopsi yapılmıştır. Naaşının kadavra olarak kullanıldığı fotoğraf bir gazetedeki tıp haberinde yayınlanınca Ömer Seyfettin'i tanıyanlar hastaneye gitti fakat Seyfettin'in başının gövdesinden ayrıldığı anlaşıldı. Bu cümleyi de otopsi yapılırken tıp fakültesinde asistan olan Cemalettin Ekrem Bey'in söyledikleriyle cevaplandıracağız. En acıklı tesadüfüm de merhum Ömer Seyfettin'le olmuştur. Ömer Seyfettin'i ilk ve son defa olarak Fethi Meyit masasında gördüm. O zaman tıbbiyede asistandım. Gözümün önünden hiç gitmez. Fırça gibi bıyıklar, az kıllı bir göğüs, kalça kemikleri, diz kapakları fırlamış, derisini ölümün fırçası boyamıştı. Kalbini karaciğerini terazide tarttık. Kafatası testereyle gıcır gıcır kesildi. Ömer Seyfettin ismi geçtikçe hala testerenin gıcırtısını işitirim.
Yani Ömer Seyfettin'in başının gövdesinden ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Hoş bir şey olmasa da otopsi kurallarına göre kafatasının kesilmesi durum vardır. Bu otopsi sonucu Ömer Seyfettin'in ölümündeki eser perdesi aralanmış, kendisinin şeker hastası olduğu anlaşılmıştı. Yazar Ömer Seyfettin'in cenazesi tıp fakültesinin morg bölümünde hazırlanmış, 7 Mart 1920 Pazar günü öğleden sonra saat 1'de arkadaşlarının öncülük ettiği ve çoğu aydın ve gençlerden oluşan bir cemaat eşliğinde Galatasaray, Kabataş, İstanbul, Kadıköy Sultaneleri, Darül Muallimi'nin ve Askeri Tıbbi Mektebi öğrencilerinin omuzlarında taşıyarak kuş dili yolu üzerindeki Mahmut Baba mezarlığında toprağa verilmişti. 19 sene sonra mezarlığın olduğu yere tramvay garajı yapılacağı için 23 Ağustos 1939 günü mezarlığın taşınması kararlaştırıldı. Ömer Seyfettin'in kemikleri de Ayazağa'daki Asri Mezarlığa nakledilir ve ünlü hikayecimizin kabri günümüzde de burada sizlerin ziyaretini beklemektedir. Bütün bu yanlış haberlerin nereden çıktığını ben de sizin gibi merak ettim ve sonunda bunun cevabının derinlerde bir yerde saklı olduğunu gördüm. Bu haberlerin asıl kaynağının 2014 senesinin Temmuz ayında Derin Tarih dergisinde Kadavrası Ortada Kalmıştı alt başlığıyla yayınlanmış Ömer Seyfettin'in hüzünlü hikayesini konu alan Ümit Bayazoğlu'nun kaleme aldığı bir yazı olduğunu fark ettim. Siz olun, doğru bilgiye ulaşmak istiyorsanız bunları derinlerde aramayın. Bu videomuzu sayısı 140'ı geçkin hikaye kaleme almış olan Ömer Seyfettin'in bizlere bıraktığı bir tavsiyeyle bitirmek istiyorum. Her millet kendi lisanında yaşar. Lisan vatan kadar mukaddestir. Fiili vatanımız olan Türkiye'de nasıl yabancı düşmanlar bulunmasını istemezsek lisanımızda da Türkçeleşmemiş ecnebi kelimeleri, ecnebi kaideleri istemeyiz. Videomuzu sonuna kadar merakla izlediğiniz için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazarak kanalımızın daha çok kişiye ulaşmasında bizlere yardımcı olabilirsiniz. Bu videoya benzer içeriklerimizi ve tarihle ilgili yazılarımızı TürkçeTarih.com adresinde bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.